İkinci yılında yeni gezi buluşması tertipleyen Fikir Kulüpleri Federasyonu aynı gün Dolmabahçe'de "Baş kaldırıyoruz" sloganıyla yürüyecek. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li teröristlere destek veren FKF'nin başkanı Erçin Fırat 7 Haziran seçimleri içinse şu yorumu yaptı. "Seçimlerde AKP'nin geriletilmesini önemsiyoruz. Bu ihtimal bu seçimde de mümkündür. Daha fazla önemsediğimizse AKP'nin temsil ettiği zihniyetin yıkılması" dedi. 2013 yılının Mayıs ayında başlayan ve Türkiye'nin büyük bir kaosun eşiğinden dönmesine neden olan Gezi kalkışmasının ikinci yıl dönümünde yeniden buluşma çağrısı yapıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun organizasyonunda 9 Mayıs'ta sokağa inecek olan geziciler, Dolmabahçe'ye de yürüyüş yapacak. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden iki DHKPC'liye terörist denmesine karşı çıkarak "onlar devrimci" diyen FKF'nin başkanı Erçin Fırat, Oda TV'ye verdiği röportajda 9 Mayıs'taki gezi buluşması için "etkinliğimiz gezi direnişinde yan yana şarkılar söyleyen, omuz omuza direnen, çevresindekilere kitap okuyan gençleri tekrar buluşturmayı hedefliyor" dedi. Fırat, gezi sürecinde işgal edilmek istenen Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Dolmabahçe'ye yapmayı planladıkları yürüyüş hakkında ise şu bilgileri verdi. "Aynı günün akşamı bir başka yürüyüş çağrımız daha var. Dolmabahçe'ye yürüyeceğiz. Orada hatırlatacağımız tabii ki denizlerin 6. filoyu denize döktükleri yer olması. Orada hatırlatacağımız tabii ki denizlerin 6. filoyu denize döktükleri yer olması. Zorbalara, işgalcilere Türkiye gençliğinin gerektiğinde neler yapabileceğini, yapabildiğini yerinde hatırlatacağız. Mücadelenin bu iki ayağının da önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Gezi direnişi de bunun çok açık gösterdi. 9 Mayıs günü yapacağımız yürüyüşün sloganı 'Baş kaldırıyoruz. Boyun eğmeyerek zorbaların ülkeyi yönetebilmesini engelledik. Şimdi yönetebileceğimizi göstermek için baş kaldırıyoruz." dedi. DHKPC eylemlerine destek veren Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun 7 Haziran seçimlerine ilişkin siyasi görüşünü de açıklayan Erçin Fırat, "seçimlerde bir partiye işaret etmeyeceğiz. Mevcut partilerden herhangi birisinin bizim ilkelerimizi kapsadığını düşünmüyoruz. Bir de bu kadar farklı noktalardan olan ama ortak bir mücadelede bir araya gelebilmiş gençlik kesimlerinin örgütü haline gelmiş FKF'yi seçim tartışmalarına boğmak istemedik. Çok sayıda CHP'li üyemiz olduğu gibi seçim sürecinde HDP'yi destekleyecek üyelerimiz de var. Seçimlerde AKP'nin geriletilmesini önemsiyoruz. Bu ihtimal bu seçimde de mümkündür. Daha fazla önemsediğimizse AKP'nin temsil ettiği zihniyetin yıkılması, bize göre bunun olması seçimle mümkün değil" dediler.